Tadına da bakalım o zaman. Beğendiniz mi takımlarımı? Takımlarınız da çok güzel. Kahvenizi de beğendim. Bayağı güzel, ağır, güzel. Elim titriyor şu anda. Fincanı taşımakta. O da benim gibi ağır. Asil ve ağır. Ya asillik ağırlıkla mı alakalı? Evet. Düşünüyorsunuz. Benimkisi biraz şekersiz olmuş. Tadına da bakabilirsiniz. Karıştırdınız mı? Ha, olabilir ya. İnsanlık hali. Karışmış olabilir. Hamilelikten herhalde biraz unutkanlık oluyor ya. Hamilelikte unutkanlık oluyor mu bilmiyorum. Evet. Hanımlar, ev sahibinin söylediği gibi asil ve ağır buluyor musunuz? Ben pek fazla bulmuyorum. Pek fazla değil, hiç bulmuyorum. Neden? Eğer hani taş, abartı her zaman ağırlık mı demektir? Yok. Asalet mi demektir? Bizlerde evet. Ağırlık. Asillik, ağırlık, asalet. Taş, parıltı, abartı bu anlama geliyor sizlerde. Evet. Bizlerde o anlama gelmiyor. Bizlerde de sadelik. Mesela takım elbise. Yani kesinlikle zevkler ve renkler tartışılmaz kesinlikle. Tabii ki yani. De. Herkesin farklı. Benim beğendiğimi siz beğenmezsiniz. Sizin beğendiğini ben beğenmem. Olabilir yani. Bence ağır bir insan daha ağır. Hani biraz daha hanımefendi giyinirdi. Siz dediğim gibi biraz daha az solist tarzı giyindiğiniz için. Yani bir ev oturması yani, olarak ben fazla buldum. Hanımefendi giyinirdi derken ben açık saçık giyinmiyorum yani. Hayır, açıklıktan değil. Yani böyle taşlı tuşlu, hani daha bir hani böyle kibar elbiseler. Onun böyle bence hanımefendilikle alakası hayır, yok ağır diye dediniz ya, düşünüyorum. Ondan dedim. Biraz başka yönlere çekiyorum. Çünkü hanımefendilik dendiği zaman yani. Hayır, hani konuşmuyorsunuz fazla. Evet, o konuda öyle ama kıyafetinize yansımamış. Onu demek istedim. Peki İlknur Hanım, Kevser Hanım nasıl olmalıydı sizin dediğiniz gibi görünmesi için? Karakterin gerçekten hani gayet düzgün, dediğim gibi hanımefendi. Teşekkür ederim. Ama böyle daha böyle mülayim giyinseydiniz diye düşünüyorum. Hani buradan sanki sahneye gidecekmişsiniz gibi. O sizin görüşünüz diye düşünüyorum. Teşekkür yani ederim. Yani aramızda bayağı fark var. O yüzden. Evet. Yani bütün arkadaşlar olarak. Mesela Ezgi Hanım gerçekten. Hani böyle o tarz ama bir elbise giyseydiniz demek istedim. Ama ben mesela sizlerden daha farklı görüyorum kendimi. Siz dördünüz daha aynı oluyor. Ben daha farklı. Yani siz teksiniz yani. Evet, ben tek. O kadar açık giyinmedim. Bu kıyafetiniz açık değil miymiş halinizde? Evet. Bu kıyafetiniz. Evet. Şu an sadece gülüyorum size. Ben açık giyindiğimi düşünmüyorum. Yani şu bir evli babayana yakışacak kıyafetler mi bunlar peki? Ya benim eşim karışmıyor yani. Sorun olmuyor. Yo, açık, o yüzden. Açık değil dediğiniz için Ezgi Hanım bu yorumu yaptı. Çünkü dekolte var yakınızda. Dekolteniz var detay olarak. Biraz indiğinizde. Evet. Tight. O yüzden. Yani bunlar dekolte oluyor o yüzden. Hani dekolte yok dediniz ya. Evet. O sizin görüşünüz. Peki Kevser Hanım, siz bu yorumlar için ne düşünüyorsunuz? Yani kızlar bu kadar konuşulacak ne var yani üzerimde? Ne yok ki? Bence olması gerekenden fazlası var üzerinizde.